Herkese merhaba. 2013 yılının en büyük eylemlerinden bir tanesi olan Full HD çözünürlüklü ekranların başlangıcını veren telefonlardan bir tanesi 2012'nin sonlarında HTC tarafından tanıtılmıştı. Amerika'da Droid DNA, Japonya'da G Butterfly olarak lanse edilen bu Android telefon 5 inç 1080p ekranıyla bizi bu yıl içerisinde nelerin beklenene dair işareti vermişti. Bu telefon daha sonra Asya pazarına HTC Butterfly adıyla yayıldı. Tayvan, Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkelerde satılan HTC Butterfly bir aylık ilgi gördü. Türkiye'ye de geleceği söylenen bu telefon nihayet geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de piyasaya çıktı. HTC Butterfly 5 inç gibi büyük boyutlu bir ekrana sahip. HTC ekranın telefonun yüzey alanını daha fazla arttırmasını engellemek için ekran çerçevesini mümkün olabildiği kadar dar tutmuş. Ekran kenardan kenara uzanıyor. Altta ve üstte kalan alanlarında geniş olduğu söylenemez. Ekranın altında kırmızı renkli kapasitif navigasyon tuşları yer alırken üstte de 2 megapiksel kamera, yine kırmızı renkli ayiz ve HTC logosu dikkat çekiyor. Polikarbondan yapılmış ve parlak bir yüzeye sahip olan HTC Butterfly'da hakim renk siyah. Ancak kırmızı renkli dokunuşlarla telefon daha çekici hale getirilmiş. Sağ ve sol kenarlarda yukarıdan aşağı doğru uzanan kırmızı renkli şeritler bulunuyor. Önde bahsettiğimiz ayız hoparlörü ve navigasyon tuşları, arkada ise 8 megapiksel kameranın etrafını çeviren halka ve Beats logosu bu şeridin havasını tamamlıyor. Üstelik kenardaki ince şeritler sayesinde telefon olduğundan daha ince görünüyor. HTC Butterfly'in sol kenarı temiz tutulmuş. Altta bir kapak arkasına gizlenmiş bir USB portu bulunuyor. Sağ kenarda da ses tuşları dikkat çekiyor. Üste mikro SIM kart yuvası, hoparlör, güç butonu ve 3,5 mm'lik kulaklık şıkı konumlanmış. HTC Butterfly'in yurt dışına satılan versiyonlarında mikro SD kart yuvası da bulunuyor ancak ülkemizdeki versiyon yalnızca dahili hafıza seçeneğiyle geliyor. Butterfly IPX5 sertifikasına sahip, yani karşımızda suya dayanıklı bir telefon var. Her ne kadar Sony Xperia Z gibi su dolu bir kapta veya havuzda çalışamayacak olsa da kazara su sıçramaları veya sağanak yağmur altında kullanım HTC Butterfly için çok fazla sorun teşkil etmiyor. HTC Butterfly geçen yılın ikinci arasında çıkan üst sınıf Android telefonlarında yer alan Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemciyi barındırıyor. 1.5 GHz'lik 4 çekirdek barındıran bu işlemci aynı zamanda Adreno 320 grafik birimini de içeriyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızada diğer başlıca donanım ısırlar arasında bulunuyor. Micro SD kart yuvasının bulunmayışı HTC Butterfly sahiplerinin 16 GB ile idare etmelerini zorunlu kılıyor. Çok fazla fotoğraf ve video çeken ya da akıllı telefonlarda film izlemeyi sevenler için bu iyi bir haber sayılmaz. HTC Butterfly'in 5 inç 1080p çözünürlüklü Super LCD 3 ekranı bir aylı parlak. Yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran kullanıcılarına görsel zevki fazlasıyla yaşatıyor. Ekranın görüş açıları da oldukça yüksek, bakış açısını artırdığınızda renklerin hemen hemen aynı kaldığını göreceksiniz. Bu ekran güneş ışığı altında da kullanımı sağlayacak yeterlikte görüş sunuyor. HTC Butterfly Android 4.1 Jelly yüklü geliyor. Bunun üstünde de Sense 4 Plus kullanıcı arayüzü bulunuyor. Daha önce incelediğimiz One X, One S ve One X Plus gibi cihazlardan bu kullanıcı arayüzüne aşinayız. Değişen hiçbir şey yok. HTC One'da da gelen Sense 5'e göre biraz daha renkli, cafcaflı olan bu kullanıcı arayüzü HTC uygulamalarıyla yüklü geliyor. Ayrıca HTC Butterfly sahiplerine de 25 GB'lık Dropbox alanı 2 yıl boyunca ücretsiz olarak veriliyor. Google'ın çeşitli servisine ait uygulamalar da ön yüklü olarak gelirken Google Play Store'da da binlerce uygulama kullanıcıları bekliyor. Yurt dışındaki Butterfly cihazlarına Android 4.2 Jelly Bean güncellemesi ve Sense 5 kullanıcı arüzü ulaşmaya başladı. Türkiye'ye de gelişi çok fazla zaman almayacaktır diye düşünüyoruz. Butterfly'in sahip olduğu Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci sağlam bir performans sunuyor. Her ne kadar Snapdragon 600'e gelen HTC One'dan performans bakımından bir kademe geride olsa da Butterfly ile yüksek çözünürlüklü videoları rahatlıkla izleyebilir, çoğu oyunu da takılma veya yavaşlama olmaksızın oynayabilirsiniz. 2020 mAh kapasiteli bir batarya içeren telefonda 5 inç ekran pil tüketiminin başlıca kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Normal yoğunluklu kullanımda bu batarya tek bir şarjla sabahtan akşama kadar bir iş günü idare etmenizi sağlayabilir. Ancak video izlemek veya oyun oynamak gibi işler bataryanın daha çabuk boşalmasına ve gün içinde yeniden şarj edilmeyi gerekli kılacaktır. HTC Butterfly'ın arkasındaki 8 megapiksel kamera Sense 4'ten alıştığımız ve bir hayli kullanışlı kamera uygulamasıyla kontrol ediliyor. Fotoğraf ve video çekim tuşlarının aynı ekranda buluştuğu bu uygulama sürekli çekim moduna da sahip. Fotoğraf çekim tuşuna basılı tutarak arda arda 20 kareye kadar çekim yapabilir ve bu çekimlerden istediğinizi veya en iyi çekimi kaydedebilirsiniz. 1080p Full HD video kaydı yapabilen kamera video çekimi esnasında da fotoğraf çekimi yapılmasına izin veriyor. Öndeki 2 megapiksel kamerada 720p video kayıt yeteneğine sahip. Aynı zamanda geniş açısı sayesinde çerçeveyi daha fazla kişiyi sığdırabiliyor. 5 inç ekranda video keyfi başka olur diye düşünenler HTC Butterfly ile hayal kırıklığına uğramayacaktır. Cihazda yüklü gelen video oynatıcı altyazı desteği ve zengin format desteğiyle birçok ihtiyacı karşılıyor. Müzik tarafında da sensörün klasik müzik oynatıcısı işleyeri görüyor. Bu uygulama albüm kapaklarını internetten otomatik olarak indiriyor ve düzenli bir müzik kütüphanenizin olmasını sağlıyor. HTC Butterfly'da FM radyoda da bulunuyor. Bu durum bazı kullanıcıları bir aile memnun edecektir. Beats Audio amplifikatörü de HTC Butterfly'a e bir Beats kulaklık bağladığınızda etkinleştiriliyor. Kulaklıklardan aldığınız ses kalitesini bas ve tizleri daha da iyileştirecek şekilde güçlendiriyor. HTC Butterfly, HTC'nin 2013 model gözde Android telefonu HTC One'ın piyasada olduğu bir zamanda ülkemize geldi. Tasarım açısından baktığımızda HTC Butterfly plastikten yapılmış kasasına rağmen HTC One'ın siyah renkli versiyonundan daha güzel alıcı görünüyor. Ayrıca ekran konusunda da ibre biraz daha HTC Butterfly'e doğru kayıyor. HTC One'da Sense 5'in var olması bu telefonun artılarından. Her ne kadar Sense 4'e göre daha sade olsa da Sense 5'in daha kullanışlı olduğunu belirtmek gerek. HTC One'da Ultra Pixel teknolojili kamera ve Zoe adı verilen bir çekim modu da bulunuyor. HTC Butterfly'de ise One X ve One X Plus'ta gördüğümüz gibi 8 megapiksel kamera yer alıyor. Ses konusunda da HTC One Butterfly'in önünde bulunuyor. HTC Butterfly'ın arkasında ses çıkış şiddeti yüksek olsa da ortalama pek fazla geçmeyen bir hoparlör bulunuyor. HTC One'da ise bu musantada verilen teknolojiyi barındıran ve ekranın altında ve üstünde olacak şekilde ön tarafa yerleştirilmiş eşsiz bir ses deneyimi sunan bir sistem bulunuyor. Ayrıca HTC One'ın Snapdragon 600 gibi 2013 model ve Snapdragon S4 Pro'ya göre bir adım daha önde olan Yonga setle geldiğini buna bağlı olarak biraz daha iyi performans sonlarında söylemek gerek. HTC Butterfly ülkemizde 1799 liralık fiyat etiketiyle satılırken HTC One'ın tavsiye edilen satış fiyatı da 1999 lira olarak belirlenmişti. Eğer ekran ve tasarım sizin için ağır basan unsurlarsa HTC Butterfly'e yönelebilirsiniz. Ancak yazılımsal özellikler, kamera, hoparlörler ve performans sizin için daha önemli ise HTC One biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor. HTC Butterfly ile ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Müzik